Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Hayırlı cumalar herkese arkadaşlar. Tabi Trabzonspor takımımızın gündeminde şu an maç var. Konyaspor maçı yaklaştı. Birazcık kadromuzu değerlendirelim, takımımızı değerlendirelim ve transfer gündemimizi konuşacağız. Fenerbahçe'den bir oyuncu gündemimizde biliyorsunuz. Şimdi bütün bu detayları elimden geldiğince sizlerle beraber paylaşacağım. Tabi sakatımız çok fazla. ...formsuz oyuncumuz var, takımdan ayrılanlar var. Hocamız geçen hafta geldi, 45 dakikalık bir antrenmanla sahaya çıktı. Büyük bir e, hani özgüvenli bir şekilde, büyük bir cesaretle sahaya girdi. Ve nitekim skorda kötü oldu ama hoca bunu göz gö bunu bile bile girdi sahaya. Ve e, şimdi gelinen noktada hoca takımla ilk defa 4 günde olsa 5 günde olsa bir antrenman yapma... ...oyuncuları daha iyi tanıma fırsatı yakaladı. Biz bu hafta Konya Spor Deplasmanı'nda takımımızı net bir şekilde... Hocanın kafasındaki kadroyu hani ben kazananlarla oynayacağım dedi. Ben mücadele eden oyuncularla oynayacağım dedi. Tabi çok ekstrem bir sürpriz beklemiyoruz. Neden? Çünkü zaten hocanın elinde 13-14 tane oyuncu var. Şimdi Sabek'te ciddi bir eksiklik var. Sabek'te oyuncumuz yok şu anda. Hani Sabek özellikle oyuncumuz kalmadı. Bruno Perez ayrıldı. Larsen cezalı. Serkan Hasan sakat. Dorkan'ı orada oynatıyorduk sakat. Oraya Batra'yı çekiyorduk. Bu sefer Dansville'in sakatlığı var. E şimdi Densin'in sakatlığından dolayı stoper hattında ben Hüseyin Türkmen ve Batra ikilisini göreceğimizi düşünüyorum. Hoca göbekte çok ekstra bir değişiklik yapacağına inşallah bakın. Şimdi detayları konuşacağım ama inşallah göbekteki değişikliği yapmaz. Sağ beki sana koyar 16 yaşındaki. Alt yapıdan çıkar İnşallah diyorum. Oğlu da şunu da yapabilir. Mark Batra veya Hüseyin Türkmen'den bir tanesine Geç kardeşim Sabek'e gıma mir gel stopere derse vallahi üzülürüm. <laughs> İnşallah bunu demez. Bu da bir ekstra bir antra, e, alternatif. Sürpriz olur benim için. Bunu diyeceklerini düşünmüyorum. Ben hocanın Sabek'te sana geç kardeşim orada oyna diyeceğini tahmin ediyorum. Sonuçta herkes bir yerden başlıyor. Herkes bir yerde bu forma üstüne giyiyor. İnşallah bu şekilde yapar. Kadromuz aslında 3 aşağı 5 yukarı çok ciddi değişiklik olmayacak. Bakasetas Siopis'in yanına Doğucan ama Badri'yi mi koyar? Trezege geldi. Trezege kanatta oynayacak. Diğer tarafta Mark, Lazar Markovic oynar. İleride de Gomez. Bizim bir tane 8 numarada ve bir tane Sabek'teki oyuncunun şu anki pozisyonda yeri belli değil gibi gözüküyor. Tabi kadroda oynayan isimler hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Olabilir. Evet ama şimdi buradaki önemli detay. Hocanın ne istedikleri. Bu kadroyu nasıl oynatmak istediği. Öndeki baskımı, savunmamı, takım halinde savunma mı, mı beklerin içeriye girmesi mi, beklerin öne çıkması mı, orta sahada beklerin kalabalık bir pozisyon alması mı, bütün bunlar önemli. Bizler bunları takip edeceğiz. Tabi bir tereddüt da var, bugün bir antrenman var, daha maça 3 gün var diyelim. Bugünkü antrenmanda beraber onun için daha beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ama ben, hani e, tabi maçın heyecanı var bende çünkü yeni bir teknik direktör ve takıma nasıl bir etki edecek, nasıl bir hareketlik getirecek merak ediyorum. Antrenmanlardan gelen bilgiler, gördüğümüz görüntüler he, de şunu gösteriyor. Baskı, pres topu kaybeder kaybetmez oyuncuların o topu kaybettiği yerde kapmasını istiyor. Hani antrenmanda gazeteciler söylüyor ya reaksiyon reaksiyon diye sürekli bir iletişim halinde teknik direktörlerimiz. O reaksiyon anlamında şunu söylüyorlar. Kaptırdığın an kapmak için reaksiyonu vereceksin. Hemen saldıracaksın orada. Orta sahada sen orta sahada kapamazsan da hemen kendi mevkine geri geleceksin. Savunma güvenliğini sağlayacaksın. Teknik direktörlerimiz bunun üzerinde çalışıyor ve bunu maçta göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü antrenmanları hafta boyunca tamamıyla top kapma, kaptırdığın yerde pozisyonunu alma gibi antrenmanlar yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Tabi ee, dün çok kritik bir toplantı gerçekleşti. Ertuğrul Doğan ve Başkan, Başkan Ertuğrul Doğan ve hoca arasında bir toplantı gerçekleştirdi ve bu tamamıyla gazetecilerin deyimiyle beraber bir transfer gündemiydi. Bir yeni bir yapılanma gündemiydi. Herkes düşüncelerini net bir şekilde bir kez daha konuştu. Yani şimdi bir teknik direktör bir takıma geldiği zaman bir resmi maça çıktı. Üç aşağı beş yukarı fotoğrafı gördü arkadaşlar. Oradaki fotoğrafı net yakaladı. E tabi idmanlar yapıyor. İdmanlar yaptıkça daha da iyi yakalayacak ve ee, yönetimimizin de belirlediği bazı isimlerle yol ayrımları yaşanacak. Yönetimimiz de belirledi. Pardon. Yönetimimiz de belirledi ve bazı isimlerle yol ayrımı e, yapılacak. Tabi e, mesela Bruno Perez. Bu tamamen yönetimimizin kendisinin belirlediği bir durumdu. Zaten hoca ile toplantının arkasından birden Bruno Pereze yolların ayrılması tabii ki de hemen e, gözler diğer oyunculara çevrildi. Trabzonspor takımımız Şimdi bir küçülmeye gidiyor. Bakın geçen sene şampiyon kadrodan neredeyse oyuncular teker teker kadrodan ayrılıyorlar arkadaşlar. Birazcık üzülmüyor değiliz e ama böyle olacak. Ben sizlere daha önce de söyledim ciddi bir değişim olacak. Bir iskeletinde bir oynamalar olacak. Mesela şimdi ikinci devre neden böyle bir şey söyleniliyor bilmiyorum. Sizler bakıyorum yorumlarınıza. Lazar Markovic'de bir performans artışı var mesela. Diğer oyuncularımız düştü. Ama Lazar Markovic onlara göre daha hareketli, daha canlı duruyor. Bunun nedeni neden olduğunu ben de bilmiyorum ama Lazar Markovic mesela bir ayrılık oldu dün konuştuk bunu. Bir tane de transfer hamlesi oldu. Yani yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar. Artık evet hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Sezon başına az kaldı. Oyuncuları hızlı bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Evet ama hani çok acele ederek hemen hata yapmamamız lazım. Elinde bonservis var diye oyuncuların üzerine saldırmamak lazım. Hemen bir panik halinde bir transfer politikası yapmamak lazım. Şimdi Lazar Markovic ile alakalı bir girişim yapılacak. Bünyemize katılsın isteniliyor. Hemen uyum sağladı gerçekten hızlı bir şekilde. Şimdi tabi özellikle Fenerbahçe'den Mihael Zayt'ı Trabzonspor takımımıza yazıyorlar, çiziyorlar. Herkes bunu konuşuyor. Ve gündemde Miyaz Zayt'ın olduğu, işte orta saha özellikle olarak Miyaz Zayt ve Mensah ligimizde bu iki oyuncunun da sezon sonunda elinde bonservisi olacağı için Trabzonspor takımımız adı geçildiğini düşünüyorum. Miyaz Zayt'ı beğeniyorum. İyi bir oyuncu bence. Şutları güzel, filiki katabiliyor. Oyun görüşü çok güzel ama çok fazla defansif bir oyuncu değil. Biraz daha ofansif bir oyuncu. Bakın arkadaşlar biz aslında oyuncuları konuşuyoruz. Dinle Hot için adı geçti dün mesela. İşte orta sahaya Zafer'in adı geliyor. İvan seçin kanatları adı geçti. İşte Artem Doğbek tekrar olur mu? Tekrar Artem Doğbek hamlesi yaşanabilir, yapılabilir. Tabii Maxi Gomez ayrılığın olmadığı takdirde kesinlikle Artem Doğbek hamlesi gelmez. Çünkü iki tane böyle bir santoforun olma ihtimali söz konusu değil. Ve bizim hani şu an Umut Bozok gerçekten çok aşağıda kaldı. Umut Bozok kesinlikle Maxi Gomez'in yükünü hafifletmedi. Hani bir santraforun olur Maxi Gomez. Burası büyük bir camya. Bakın burada iki tane üç tane iyi santraforun olması lazım. Bakın şimdi size örnek vereceğim. Fenerbahçe'de görüyorsunuz Valencia'sı var. Pedro'm var. Şimdi aklıma gelmedi. Bir santraforları daha vardı. Üç tane dört tane iyi santraforları var. Bassoi var mesela. Geliyorsun bir Galatasaray takıma. Icardi'm var. Hemen arkasından Gomiz'im var. Bir tane birkaç tane de hemen atabiliyor. Öyle. Yani ikinci, üçüncü santraforları tak tak hemen iyi isimler. Ama geliyorsun kendine Şimdi Maxi Gomez'in var, Umut Bozok'un var. Umut Bozok hiçbir şekilde devreye giremedi. E, devreye giremediği için de yük Maxi Gomez'de kaldı. Oyuna soktuk sezon başında bir iki maçta evet Umut Bozok bakın yükü hafifletti. Maxi Gomez de rahatladı ama bizi Maxi Gomez'de yolları ayırdığımız zaman iyi bir santrafor getirdiğimiz zaman bana göre benim düşünen bir santrafor da almamız lazım. Bir B planı. O oldu da Artem geldi diyelim. Artem'e bir şey oldu ne yapacaksın? Bunun bir B planını hemen sağlamasını yapman gerekiyor arkadaşlar. Tabii Mihaly Zayt ile alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Adı geçiyor. Bu isim bize 6 ay önce de geldi. Sezon başında da gelmişti Mihaly Zayt biliyorsunuz. Oradan ayrılmak istiyor dendi. Mutsuz dendi falan. Hani e, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama iyi bir oyuncu. Oyun, öngörüsü güzel ama bizim takımımızda hani Ömürüm var, Bakasetasım var. Şu an Badir'in var. Hani onun gibi onun mevkisinde oynayabilecek hani e, hücuma dönük oyuncu olarak. Tabi bunlar önemli detaylar. Bir diğer detayım da şu. Stoper'de Taha oynar mı? Gerçekten bu da çok fazla soru. Bu da geliyor. Bununla alakalı bir fikrim de yok. Bilgim de yok arkadaşlar. Ya yani, Taha'yı stopere koyarsa yani sağ beke Hüseyin Tükmen veya Batra'yı çeker diye düşünüyorum. Ama ben en benim aklıma yatan Oğuzhan'ı sağ tarafa atıp hoca arkasına yaslanabilir arkadaşlar. Şimdi doğru bir transfer politikası işlemeye çalışıyoruz. Gerçekten çok e, hani e, hızlı hareket etmeden yavaş da olsa e, biraz ağırdan da alsak şu an için. Ama bir girişimler başladı. Zaten bakın sezon bitmesine bir ay falan var Haziran'da bitiyor diyelim bir ay falan var diyelim bir ay kırk gün falan var artı bir ayda bir aramız var yani bizim 60 güne yakın bir süremiz var. Biz bu süre içerisindeki bütün oyuncularımızı getiririz göndeririz. Hani elinde bonservisi olan oyunculara fırsat transferlere yöneleceğiz. Tabii ki benim düşüncem bizim tabii satacağımız oyuncular da önemli. Elimize ne kadar bir bonservis gelecek? Biz kaç tane oyuncumuzdan ayrılık yaşayacağız? Bunlar da önemli bizim oyuncu transfer yapabilmemiz için arkadaşlar. Elimden geldiğince sabah videomuzu yaptım. Çok fazla gündem yok. Mia Zajits dışında yeni bir gündem yoktu bugün. Ben de Mia Zajit'i sizlere vermeye çalıştım. Fenerbahçe Takımında çok iyi e, işler yapamadı bu sene. Ama Trabzonspor takımıza gelir mi gelmez mi göreceğiz ilerleyen süreçte. Gazetecilerin yapmış olduğu bir iddiaydı. Videomuz sonuna geldim. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.